kavramlarına bu açıdan biraz bakarsak biraz daha psikolojik olarak rahatlarız diye düşünüyorum. Kurallarda belki bir değişiklik yapılmalı. Çünkü bir çocuk gördük, vücudunun şekli değişmişti yani. Uzun boy belki dikkatinizi çekmiştir yani. Şimdi Muay Thai çocuğun vücudunun şekli değişmişti müsabakada. Muay Thai mesela sert bir spordu, dizlise güzel bir spordu. Temel o da zaten. Ben koruma gelirse Thai box yapıyorum. Tayland'a gittiği zaman 3 yaşında başlıyor sporcular ve koruma yok. Çıplak. 3, 5, 7, 10 çıplak. Kuralları Türkiye koymuyor. Uluslararası. Uluslararası tabii. Tabii. Ben genel olarak söylüyorum. Türkiye'de şöyle, kaval koruyucu olur. Kaval koruyucu, kask, dişlik, sert kartı oluyor. Zaten robota dönüşür. İstesene canlanacak çıkar. Peki o çocuk nasıl o hale gelmiş? Yani... O çocuk biraz şey, kafada artık problemli bir çocuk o. Sürekli son maç. O sürekli antrenman yapar, sürekli dövüşlere katılır, kafese katılır. Kendini ispat peşinde. Ya o çocuk orada o hale gelmemiş ya. Yani. Orada değil. Daha önce. İçinde yüzü, şimdi... Maça çıkmadan zaten yüzü yani falan yara içinde. Yani çocukta bayağı böyle bir postur bozukluğu olmuş. Yani yüzünün şekli o değişmiş. Kendi bir rahatsızlığı var o çocuğun. Bakayım sizin burunlar normal mi? Aktif yapan var mı? Çoğu ameliyatlar. Aktifteyken zaten burada hepsi aktif olmuş zamanında. Hala tam tersi. Bizim sporda, o pozisyon dediğimiz olayla çocuklar daha böyle fit olmaya başlıyor yani vücutları ortaya çıkıyor. Yani o istisna ya. Şimdi spor alakayla yetişen çocuklar sokakta kavga etmez. Evet. Artık kendisinin bir tehlikeli olduğunu imaj etmiş. Hocalar buna yürüyor zaten. Diyorsa sen artık bir silahsın. Bak en ufak bir tartışmada seni alırlar diyoruz. İşte lisansın yanına, spor hayatın biterdi. Biz o çocuğa korkuyu veriyoruz. Şu özgüveni de veriyoruz. Mümkün olduğu sürece geri adım at ama hayati konularda da geri adım atma. Tabii ki. Yani yanında eşin varken, ailen varken, kız kardeşin varken, biri bıçak çekti, gasp ederken, işte tecavüz olarken burada eline gelen her şeyi yapacak. Bunu zaten şimdi, herkes yapar sporcu. Herkes yapamaz. Bakın şimdi çocuğunuzu göndermezseniz çocuk yapamaz. Korkar. O çocuk nereden eğitim aldı? Kim eğitti onu? Nereden alacak? Doğaçlama. Hadi yumruk, hiç yumruk yememiş bir çocuğu düşünün. Bir de salonda defalarca yumruk yemiş bir çocuğu düşünün. İkisinin arasında çok ciddi özgüven farkı olacaktır. Hiç yumruk da atmadım ama bu yaşıma kadar bir ihtiyacım olmadı. Benim kızım 16 yaşında yeni girdi. 1.80 boyunda. Dirseği vurduğu zaman şu buzdolabının kaportası ikiye ayrıldı şöyle. Ortadan çöker. Ama seninle oturup ufacık bir şey görsün. Kedi videosu gibi oturup ağlar yani. O kadar tabii da duygusal. O konuda bir şüphe ama dışarıda tehlikeyi gördüğü zaman da o kendi özgüvenini verdim ben ona artık. Yanlış anlama, şimdiki zamanda çocuğunuzu şöyle camdan bakıp izlemezseniz içiniz rahat etmiyor. Etmiyor. Bırakamıyorsunuz. Bizim zamanımızda da duyardık, ya çocuklar kaçırsa oradan mamasını. Şimdi artık internetten düşüyorlar çocukları. Yok yani ben aynı şehirde yaşıyorum, sizin gibi düşünüyorum o konuda. Bugün de şey diyorsun, benim son bayanlarımda sanki bayanlar daha mı söylüyorsun? Karşıdaki ben en sana sorayım ya. Benim kız koyucular... Ama vücutlar da nasıl değişmiş? Yapılan bacakları benim bacağım bir tanesi. Kas. Ne olur? Yani beyzbol sopasıyla uyusun. 9 yaşında harcamıyor. Ölüyorlar artık. Ölüyorlar oradaki. Umursuzlar şu an. Ona aynı hocam indiriyor. Geçen bana kim oldu? Doğu Türkiye bana. Oynuyorduk gece 12.00'lere. 15 yaşında. Acıdı ya. Şey ayıramaz. Şimdi 12 yaşındaki kızdaki kas kütlesi yani bir erkekte yoktur belki yani. Yok, bu işi bayan erkeği yok. Yetiştirme herhalde. Normal spor yapmayan bir erkekte yoktur. Orada 12 yaşındaki kas kütlesi. Evet, spor yapmam yok ama yani kızlar da artık azı çıkıyor artık. Şöyle söyleyeyim, artık yapılan her organizasyon devlet üzerinde okullara işleniyor. Tabii. Bu çocuk sporta kariyeri varsa ileride devam ediyor. Biz şunu diyoruz, bak artık sen kayıtlara düştün, kavga edersen haksız yere bak seni hemen cezalı alırsın buradan. Çünkü artık eskiden mahkemeye çıktığında bilemezdi, yaz kızım diye bir daktilo vardı. Şimdi hakem görüyor, hakim baktığı zaman senin her şeyini görebiliyor orada.